ölümsüz olmak. Sohbet robotları, hologramlar ve avatarların yardımıyla dijital ortamda buna giderek daha fazla yaklaşıyoruz. Ölen kızını sanal gerçeklikte yeniden gören bir annenin bu duygu dolu videosunu biliyor musunuz? Bu konuya yeniden geleceğiz. Bu bölümde ele alacağımız konu dijital ölümsüzlük. Bilim kurgu dizisi Upload'da insanlar ölmek yerine dijital olarak özel bir bölüme yükleniyor ve yaşayanlardan bağımsız olmadan diğer dijital ölümsüzlerle sonsuz bir sanal hayat sürüyorlar. Bu pek bana göre değil. Gerçekten de insanların yakında dijital ölümsüz olacağına inanan girişimciler ve bilim insanları var. Örneğin Rus yatırımcı Dmitri Itskov. 2045 girişimi, 2045 yılına kadar birinin kendi kişiliğinin yüklendiği yapay beyne sahip bir hologram beden geliştirme hedefine sahip. Bunun nanoteknoloji ve beyin bilgisayar arayüzleriyle mümkün olabileceği düşünülüyor. Ölümlü bedenin yerine teknoloji alıyor. Bir kişinin özü canlı kalıyor. Yani konuşma, hareket etme ve düşünme tarzı. Sizce böyle bir şey birkaç 10 yıl içinde gerçekleşebilir mi? Alman yazar Hans Blok, yazar Moritz Riesewick'le birlikte dijital ölümsüzlük üzerinde çalışmak için dünyanın her yerinden insanlarla bir araya geldi. Kitabının adı Dijital Ruh. Dijital ruh, her gün geride bıraktığımız çevrim içi verileri baz alarak, ki bunlar yüzlerce veri, kullanıcıların dijital ruhu gibi bir şeyin yaratılabileceğini iddia eden bir kavram. Yapay zekaya sahip algoritmalar aracılığıyla çevrim içi davranış analiz edilip kişilik profili gibi bir şey ortaya çıkıyor ve dünya genelinde start veren birçok firmanın iddiasına göre bu kişilik profili ölümünüzden sonra da yaşayabilir. Bu dini hatırlatıyor ama bunlar artık tek tanrılı ibadet yerleri değil, daha çok Silikon Vadisi'nden şirketler. İsa ve Buda yerine birler ve sıfırlar. Her halükarda kişiliğimizi büyük veriden çıkarmak gerçekten kolay gibi görünüyor. Stanford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Sadece 10 beğeniyle algoritmalar bizi meslektaşlarımızdan daha iyi değerlendirebilir. 300 beğeniyle bir bilgisayar programı kişiliğimizi partnerimizden daha iyi tanıyabilir. Peki ölümümüzden sonra da programlar bizi güvenilir şekilde temsil edebilir mi? Bazı şirketler bu fikre katılıyor gibi. Geride kalanların vefat etmiş bir yakınıyla sanal olarak etkileşim kurabilecekleri sohbet robotları üzerinde çalışıyorlar. Örneğin Amerikalı şirket Hereafter sesli avatarlar sunuyor. Birinin hayatını anlattığı röportajlar temelini oluşturuyor. Yapay zeka yardımıyla torunların daha sonra bir uygulama ya da sohbet asistanı aracılığıyla kullanabileceği bir sohbet robotu oluşturuluyor. Ölen kişinin hayatına dair bir soru soruyorsunuz ve sohbet robotu onun sesiyle cevap veriyor. Are you facing any big challenges in your life right now? Yeah. Sometimes you just need a little perspective. Bu fikir babası kansere yakalandığında şirket kurucusu James Vlahos'un aklına geldi. Babasıyla konuşmaları kaydetmeye başladı ve ondan bir sohbet robotu programladı. Deadbot, Hans Blok'a göre tipik bir hikaye. Girişimcilerin çoğunun aslında kendilerini ilgilendiren bir durum olmuştur. Sevdikleri birini kaybetmişlerdir ve bu acıdan böylesine ağır bir kayıpla nasıl başa çıkabileceğinden hareketle birçoğu bu konuyu ele aldı ve dijital bir şekilde sevdikleri ve düşündükleri vefat etmiş insanların kişisel sohbet robotlarını yaptılar. Dijital çağda keder ve acıyla başka türlü nasıl başa çıkabilirsiniz? Dijital çağda yaz. Konu hakkındaki tartışmalı bir video şu ana kadar YouTube'da 27 milyondan fazla izlendi. Güney Koreli Chang Ji-sung, ölen kızı Na Ye-on'u tekrar sanal gerçeklikte gördü. Sanal gözlükleri sayesinde anne kızıyla bir parkta buluştu. Anne güzel bir ortamda vedalaşabilmek için onu tekrar görmek istedi. Anılarında hastanede ölmekte olan kızının çektiği acı anlar hakimdi. Son derece dokunaklı ama benim için aynı zamanda oldukça rahatsız edici. Fikir Güney Koreli teknoloji şirketi Vive Studios tarafından hayata geçirildi. Teknisyenler özel video ve ses kayıtlarından 7 yaşındaki merhumun yüzü ve sesini yeniden yarattı ve dijital olarak kaydedilmiş insan hareketleriyle birleştirdi. Anne çocuğunun bu simülasyonu hakkında ne hissetti? Anne kızıyla bu karşılaşma sonrası şöyle dedi. Onu tekrar görmek benim için iyi oldu.
Sanal da olsa daha önce kızıyla birlikte olduğu bir parkta yeni bir veda ona huzur verdi. Diğer yandan çok hassas olan yaz sürecimiz bozulabilir. Tekrar tekrar hatırlayabiliriz ve keder tekrar tekrar tetiklenebilir. Bu aslında insanın kalbi üzerinde bir deney. Gerçek insanlara çok benzeyen dijital varlıkların tekrar tekrar karşımıza çıkmasının bize ne yaptığını henüz bilmiyoruz. Bu sanal dirilme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevdiğiniz birini tekrar görmek için böyle bir şeye izin verir miydiniz? Yorumlarınızı ve e-postalarınızı bekliyorum. O kadar etkileyici olmasa da artık hologramlar da şaşırtıcı derecede gerçek. Kanye West doğum gününde Kim Kardashian'a vefat etmiş olan babası Robert'ın hologramına hediye etti. Keep doing what you're doing, Kimberly. You are a beautiful soul. Ve hologram olarak sahneye çıkan ölmüş müzisyenler de artık bir sansasyon değil. Şunu merak ediyorum. 40 yıldan fazla bir süre önce ölen opera sanatçısı Maria Callas'ın konseri gerçek hissettiriyor mu? On a l'impression qu'elle est là. Je sais même pas comment c'est possible, mais c'est très frappant comme effet. Moi, Callas m'a toujours fait vibrer. Et là, elle ne me fait pas vibrer et je trouve ça très dommage. Maria Callas ölümünden sonra turneye çıkmayı iyi karşılar mıydı? Bugünün ünlüleri için bu bir avantaj. Bazıları resimleri ve film kayıtları konusunda öldükten sonra nelere izin verilip verilmeyeceğini yaşarken belirliyor veya dijital ölümsüz olmak için aktif olarak çalışıyorlar. Uzay gemisi Enterprise'dan Kaptan Kirk olarak bildiğimiz Kanadalı aktör William Shatner gibi. Tell me about the meaning of life. Bu kesinlikle William Shatner'ın şimdiye kadar verdiği en uzun röportajdı. 45 saat boyunca 5 güne yayılmış şekilde hayatı hakkındaki soruları yanıtladı. Cevapları sonraki nesillerle sohbet edebilecek ölümsüz klonunun temeli. İleride William Shatner'ın hologramına bir soru soracaksınız ve Amerikan şirketi Storyfile'ın yapay zekası doğru cevabı verecek. Bunun arkasında yatan şey şu. Sorularımıza yaklaşık 650 cevap verdi. Bunlar bir veri tabanına giriliyor ve ardından yazıya dökülüyor. Daha sonra yapay zeka, transkripsiyona bakıp bu yanıta ulaşmak için sorulabilecek bir dizi soru belirliyor. Teknoloji doğal dil işlemcisi ve Storyfile'daki doğal dil işlemcisi, William Shatner'ın videosuna bir soru sormamıza olanak veriyor. Sistem daha sonra bu soruya en doğru yanıtı bulmak için veri tabanını arıyor. William Shatner'ın etkileşimli bir hologram olabilmesi için büyük bir stüdyoda farklı açılardan çekilmiş olması gerekiyordu. Shatner daha önce kamuyla paylaşmadığı şeyleri de anlattığını söyledi. Hologram hazır olduğunda sadece ailesi değil hayranları da kullanabilmeli. Yani bu bir miras. Çocuklarınıza bırakacağınız, mezar taşına bırakacağınız şey. Biliyorsunuz olasılıklar sonsuzdur. Ve video oyunları bugün aynı zamanda bir dijital yas yeri. Örneğin ölmüş kardeşinin avatarıyla oyun oynayan ve kendilerini onlara çok yakın hisseden yaslı akrabalar var. Ve futbol bilgisayar oyunu FIFA 21'de sahada ölü bir oyuncu var. Kayan Prince. Sadece öldükten sonra gerçekleşen bir rüya. Kayan Prince, Londra takımı Queen's Park Rangers için profesyonel bir futbolcu olarak çalışıyor. Genç İngiliz futbolcu 15 yıl önce bir anlaşmazlığı çözmeye çalışırken öldürülmüştü. Şimdi avatarı FIFA 21 bilgisayar oyununun bir parçası. Babası bunun için kampanya yürütmüştü. FIFA 21 is absolutely incredible. FIFA 21 kesinlikle inanılmaz. Hayata geçirmek, bunu gerçek kılmak için bu projeye dahil olan herkesin gösterdiği çaba ve sebep, hikayenin arkasındaki güç. Oyuncu kim olacaktı? Oğlum genç bir adam olarak kimdi? 31 yaşında bir oyuncu olarak nasıl birine dönüşürdü? Kayan Prince'in oyuncu modelinin yetişkin bir versiyonu haline gelmesi için deepfake teknolojisi kullanıldı. Görünüşü için gençlik fotoğrafları ve babasının genç bir erkek olarak fotoğrafları kullanıldı. Eski antrenörler ve takım arkadaşları onun stilinin ve kişiliğinin yeniden yaratılmasına yardımcı oldu. Kayan Prince gerçek hayatta kendisinden alınan başarıları sanal olarak bu şekilde kutlayabiliyor. FIFA oyununda bir anıt.
oldukça havalı. Kesinlikle sanal olarak Queen's Park Rangers'a uğrayacağım. Birçokları için tipik yas yeri hala mezarlık ve mezar taşıdır. Öte yandan ölen kişinin dijital olarak yasını tutmak giderek normalleşecektir. Bu bir çelişki olmak zorunda değil. Çünkü artık QR kodlu mezar taşları da mevcut. Alman taş ustası Andreas Rosenkranz, ölenler hakkında mezar taşı hikayeleri anlatmanın bir yolunu buldu. QR kodları. Burada ilk kez akrabalarının cenazesinin bulunduğu yerde ölen kişiyle ilgili anılarını bağımsız olarak oluşturma fırsatı da var. QR kodunun taranması sizi akrabaların bireysel olarak tasarlayabileceği bir internet sitesine götürüyor. Mezarı ziyaret edenler kendini çok kişisel bir dünyada bulabiliyor. Örneğin Yannick Wolketil'inki gibi. 2011 yılında o dönem 20 yaşında olan Yannick, Atlantik'te sörf tatilindeyken boğuldu. Babası için QR kodu, oğlunun zamansız ölümüyle başa çıkmak için çağdaş bir yöntem. Sanırım üzerine hercai menekşe dikmiş olsaydık bize kızardı. Şimdi bizimle gurur duyacağını düşünüyorum. Doğrudan mezarda akıllı telefonunuzla Yannick Wolketil için çevrimiçi anı sayfasını arayıp onunla ortak geçirilen günleri anabilirsiniz. Hallo Yannick. Ich hoffe es geht dir gut da oben und du bist nicht allein im Himmel. Ich denk noch an die Zeit zurück, was wir in der Schule alles gemacht haben, wo wir über alles gelacht haben. Öteki dünyaya inanç Batı dünyasında giderek daha küçük bir rol oynuyor. Ancak aynı zamanda çok az kişi ölümün son olduğu fikriyle başa çıkmak istiyor. Yakında muhtemelen teknolojinin yerini doldurabileceği bir boşluk bu. Peki teknolojinin yardımıyla sevdiklerimizle ilgili anılarımızı gerçekten canlı tutmak istiyor muyuz? Buna çok karışık duygularla bakıyorum. Örneğin MyHeritage'ın Deep Nostalgia uygulaması ölenlerin fotoğraflarını videoya dönüştürüyor. Bunun için Deep Learning yabancıların yüz ifadelerini fotoğraflarla birleştiriyor. Dürüst olmak gerekirse sevdiklerimin beni bir noktada böyle hatırlamasını istemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Öldükten sonra cennet yerine bilgisayar bulutunda olmak ister miydiniz? Ya da ölen kişiyle iletişim kurmak için bu tür fırsatları kullanmayı? Bize yazın ve tartışmaya katılın. Görüşmek üzere.